işlemini yapalım. Devirli sayılara öncelikli olarak ondalıklı sayılardan kesirlere dönüştürelim. 2,3 devirli sayısı 23 eksi 2 bölü 9. Bu da 21 bölü 9. Gerekirse bunu biraz daha sadeleştiririz. 3,1 devirli sayısı da 31 eksi 3 bölü 9. 28 bölü 9 yapıyor. Bizden istediği bu iki kesri birbirine oranlamamız, dolayısıyla bölme işlemini burada yapıp bunun 21 bölü 28 olduğunu yazmamız, ters çevirip çarptıktan sonra. Sonra faktöriyelleri hesaplayalım. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel de 2. Dolayısıyla parantez içinde burada elimizde 4 olacak. Çarpı 4'ü buraya yazalım. Ondan sonra da işleme devam edelim. 21 bölü 7 olacak. Bu da 3 olarak bulunur. İlk 11 sayma sayısının aritmetik ortalaması kaçtır demiş. İlk 11 sayma sayısı 1'den başlayıp 11'e kadar devam eden sayılar olur. Bu toplam Gauss toplamı olup son teriminin bir fazlasının çarpımının 2'ye bölümüyle 66 olarak bulunur. Aritmetik ortalama toplamın adede bölümüydü. Dolayısıyla 66'yı 11'e böleriz ve dolayısıyla 6 olarak sonucu elde ederiz. A1 reelse ve a kare küçüktür a olmak koşuluyla XYZ sayılarının sıralaması ne olur diye sorulmuş. A kare küçüktür a ifadesi bizi 0 küçüktür a küçüktür 1'e götürüyor. Bu direkt olarak z'nin sıfırdan küçük olduğunu söylemekle aynı şey. Ayrıca 0 1 arasındaki sayılarda büyük kuvvet küçük sayı demekti. Dolayısıyla biz x ve y arasında sıralama yaparken x sayısı y'den küçüktür diyebiliriz. Ayrıca bunların pozitif olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla son sıralama z küçüktür x, o da küçüktür y biçiminde olacak. Bu soruda gerekmedi ama gerekseydi 0-1 aralığında a'ya mesela 1 bölü 4 karekökü de kolay alınabilecek bir sayı olarak deneme olarak da yapabilirdik. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Yukarıda bir küp açılımı var. Biz bunu 2y'nin parantez kübü olarak düşünelim. Dolayısıyla küp açılımını yapalım. Birinci artı ikinci. Birincinin karesi çarpımları ve ikincinin karesi oluyordu. Dolayısıyla üst tarafı bu şekilde yazabiliriz. Alt tarafta payda eşitlersek 2y artı x bölü xy olacak. Birinci ifade. İkinci ifade zaten görüyoruz ki az sonra yukarıdaki ikinci ifadeyle sadeleşecek. Bunları yazdık. Öncelikle bunların sadeleştiğini görebiliyoruz. Sonra burada x artı 2y ifadesiyle x artı 2y ifadesi sadeleşiyor. Ters çevirip çarptığımızda da xy ifadesi sonuç olarak elde edilir. N basamaklı bir sayı basamaklarını oluşturan sayıların enci kuvvetlerinin toplamına eşitse Armstrong sayısı denir denmiş, tanım verilmiş. Mesela 407'yi göstermiş sayıların kübü veya biz x'ye basamak, iki basamak sayısını yazarsak x kare artı y kare olduğunda bu sayı bir Armstrong sayısıdır diyebiliriz. Şimdi seçenekleri tek tek incelememiz gerekiyor. 64 sayısı 6'nın karesi artı 4'ün karesi olabilir mi? Cevap hayır. Hesaplamayı yaptık. 198 sayısı 1'in kübü, 9'un kübü ve 8'in kübü olabilir mi? 9'un kübü zaten sayıdan büyük olamaz. 256 sayısı 2'nin kübü, 5'in kübü ve 6'nın kübü olabilir mi? Bu cevap da hayır. Çünkü 6'nın kübü ile 5'in kübü zaten 256'yı geçiyor. 1076 sayısına bakalım. 1076 sayısı 1 üzeri 4, 0 üzeri 4, 7 üzeri 4 ki 7 üzeri 4 sayısı zaten bu sayıdan büyük. Bunun da cevabı olumsuz. 1634 sayısı 1 üzeri 4, 6 üzeri 4, 3 üzeri 4 ve 4 üzeri 4 sayıları hesaplandığında 1634'e eşit olarak bulunduğundan bir Armstrong sayısıdır. AB iki basamaklı sayısının sağına 3 yazılmasıyla elde edilen sayı, yani AB 3 sayısından bahsediyor. AB iki basamaklı sayısının soluna 4 yazılmasıyla, yani 4 AB sayısından bahsediyor. 3 basamaklı sayıdan 206 daha fazlaymış. Demek ki bu sayı 206 ile topladığımız zaman AB 3'ü elde ediyoruz. Şimdi bu soru çözümleme sorusu ama biz bunları tam olarak değil şöyle yapalım. Bu sayı AB 0 artı 3 olarak, yani 10 çarpı AB artı 3 olarak düşünülebilir. Diğer taraftan 400 AB sayısı da 4 AB sayısı da 400 artı AB artı 206 olarak düşünülebilir. Buradan 9 AB sayısı
603 olarak bulunur. Buradan AB sayısı 603 sayısı 9'a bölündüğü zaman 67 olarak elde edilir. Dolayısıyla artı B'nin de 13 olduğunu söyleyebiliriz. A ve B kümeleri verilmiş. A birleşim B kümesinin tam sayıları ile kesişimi olan kümeden 3 elemanlı kaç alt küme oluşturulur diye sorulmuş. A ve B kümeleri aralık olarak verildiği için biz bunları sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Eksi 1'e 4 A kümesi olarak veriliyor. Sınırlar dahil değil. Bu yuvarlakların içi açık olsun. Aradaki tüm değerleri aldık. B kümesi de 1'in yeri burası ve 6'nın yeri burası ise 1'den başlıyor. 1 dahil, 6 dahil olmayacak şekilde verilmiş. Buradan hemen A birleşim B kümesini gösterelim, yazalım. A birleşim B kümesi eksi 1 ile başlayıp 6 ile biten açık aralık sınırlar çünkü dahil değil. A birleşim B kümesi ile tam sayıların kesişimi olan küme ise sıfır, 1, buradan 6'ya kadar olan yani 5 ile biten 6 elemanlı bir küme. Şimdi biz buradan 3 tanesini seçeceğiz. Tabii ki seçim kombinasyonu olduğu için 6'ın 3'lü kombinasyonu olarak gösterdik. 6'ın 3'lü kombinasyonu 6 bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olarak tanımlanıyor. 6 faktöriyeli 3 faktöriyel de keselim. 3 faktöriyeli tekrar yazalım. Bir tane daha 3 faktöriyelimiz var. Bu ikisini sadeleştirelim. Sonra bu ikisini sadeleştirelim. Sonuç olarak da 20'yi buluruz. Eşit güçteki 24 işçi 600 parça işi günde 8 saat çalışarak 20 günde bitirebilmektedir. Buna göre 8 işçi 16 saat çalışarak 300 parça işi kaç günde bitirir diye sorulmuş. Orantı sorusu olduğunu anladıktan sonra özetimizi buraya yazmış olduk. Şimdi niceliklerin arasındaki ilişkiye bakalım. İşçi sayısı ile güne bakalım. İşçi sayısı arttığı zaman gün sayısının azalması lazım. Dolayısıyla bunlar ters orantılı. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle çarpılmak durumunda. Sonra günlük çalışma süresi ile işin bitme günü arasındaki ilişkiyi düşünelim. Daha fazla günde çalışılırsa iş daha kısa sürede biteceği için bunlar da ters orantılı. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde okları çizildi. Son olarak iş ve güne bakalım. Eğer yapılacak parça sayısı artarsa gün sayısı da artar. Dolayısıyla parça ve gün doğru orantılı. Demek ki çarpılma şekli bu şekilde olacak. Şimdi okları takip edelim. 24 ile başladık. 20 ile devam ettik. 8 ile devam ettik. Ve 300 ile çarpacağız. Geri kalanlar da kendi arasında 8, x, 16 ve tekrar 600'ü yazacağız. Burada gerekli işlemleri yapalım. 300 ile 600 sadeleşsin. Ondan sonra çarpımlar için şöyle bakalım. Burada bir adet 8 var. Burada bir adet 8 var. Onları da sadeleştirelim. 2'ye böldük. Burası 10 oldu. Sonra 240 diyelim. Eşittir 16x. 2 defa 4'e böleceğiz. Birinci bölme sonucunda 60. İkinci bölme sonucunda da 15 olarak aradığımızı buluruz. Denklemini eşitliğini sağlayan x sayılarının çarpımı nedir diye söylenmiş. Eşitliklerde, içler dışlar çarpımı, sadeleştirme gibi ifadeleri çok emin olmadıktan sonra yani istisna durumlar dışında yapmıyoruz. Dolayısıyla burada da x artı 4'leri sadeleştirmek yerine ifadeyi x artı 4 ifadesini eşitliğin sağ tarafından sol tarafına alalım. Blok olarak başına bir tane eksi koyduk. Sonra ortak çarpan parantezini alalım. Ortak çarpan parantezinde birinci terimden geriye kalan x eksi 4, ikinci terimden bir şey kalmadığı için 0 olarak yazdık. Parantezimizin şekli de böyle olmuş olsun. Dolayısıyla temize geçersek artık son hal x artı 4 çarpı x eksi 5. Tabi bu çarpanlar sıfır eşit olduğuna göre çarpanlardan en az bir tanesi sıfır olacak. Dolayısıyla kökleri eksi 4 ve 5 olarak bulduk. Çarpımlar soruluyor. Çarpımları da eksi 20 olarak elde ederiz. Yapılan bir etkinlikte bir kağıt önce şekildeki gibi ikiye katlanıyor. Sonra katlanmış parça tekrar ikinci şekildeki gibi katlanıyor. Ve şekildeki bir parça kesilerek şekilden çıkartılıyor. Karton açıldıktan sonra görüntülerin hangisi elde edilir denmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Son şekilden geriye gidersek. Son şekil elimizdeki bu. İlk başta açtığımız zaman tabii bu kısım böyle kalmış olacak. Biz bunu böyle yapalım sadece. İki kat olarak göstermemize gerek yok. İlk önce şu şekle geleceğiz.
Sol kısım aynen duracak ve bunun direkt olarak bir kopyası daha gelecek. Sonra bu arkadan yukarıya doğru ters taraftan katlanacak. Yani alt kısmı değiştirmedik. Alt kısım aynen duruyor şu şekilde. Ondan sonra bunların da direkt olarak bu şekilde gelebileceğini düşünerek bulabiliriz. Yaşları farklı ve birden büyük olan bireylerden oluşan 5 kişilik bir ailede X, Y yaşında olan baba, Y, X yaşında olan anneden çocukların yaşları toplamı kadar büyüktür. Buna göre büyük çocuk en az kaç yaşındadır diyor. Şöyle yapalım. Baba X, Y yaşında. Anne Y, X yaşında. 5 tane kişiden oluştuğuna göre artı 3 tane de çocuk olduğunu söyleyelim. Sonra çocukların yaşları farklı olduğunu da biliyoruz. Şimdi soruda verilene göre X, Y yaşında olan baba anneden çocukların yaşları kadar daha fazladır diyor. Dolayısıyla biz bunu A artı B artı C gibi eğer çocuklara A, B, C demişsek söyleyebiliriz. Buradan Y, X iki basamak sayısını sol tarafa atıp bir de çözümleme yapalım. 10X artı Y eksi 10Y eksi X olarak gelsin. Çocukların yaşları toplamına eşit. Eşitliğin sol tarafı 9 parantezinde x eksi y olacak. Sağ taraf çocukların yaşları toplamına eşit. Şimdi bu sayı yaşlar birbirinden farklıydı. Dolayısıyla x ve y de farklı olmak zorunda. En az 9 olabilir. Sayı eğer 9 olduğuna göre en büyük çocuğu da en az istiyorsak yaşları birbirlerine yakın seçeceğiz. Dolayısıyla 3, 3, 3 seçemeyeceğimize göre onu bir yazalım. Bunun yerine 4, 3 ve 2 olarak seçersek en büyük çocuk en az 4 yaşında olabilir. İşleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi buradan başlayalım. 48 sayısı 4 çarpı 12. 4'ü dışarıya atalım. Bizim a artı 2 kök b dediğimiz şekli elde edelim. 2 artı kök 3 beklesin. Çarpım oldu. Kök içerisinde 7 eksi 2 kök içerisinde 12 eşittir. Sağ tarafta da biraz oynayalım. 1.6 devirli sayısı 15 bölü 9 olacak. Tekrar x'e böldüğümüz zaman 15 bölü 9x, onu da sadeleştirelim. 3'e bölersek 5 bölü 3x artı 2 şekline getirebiliriz. Şimdi burada çarpımları 12, toplamları 7 yapan sayılar 4'e 3 olduğu için ben bunu kök 4 eksi kök 3 olarak yazabilirim. Veya 2 eksi kök 3 olarak yazabilirim. Bu ifadeyi bu ifadeyle çarpacağız. Bu iki kare farkına döndüğü için 4 eksi 3'ten eşitliğin sol tarafı 1 olarak elde edildi. Sağ taraf 5 bölü 3x artı 2 idi. 2'yi sol tarafa atarsak eksi 1 eşittir 5 bölü 3x. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak eksi 3x eşittir 5 veya x eşittir eksi 5 bölü 3 olarak elde ederiz. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Verilen denkleme göre y artı z bölü x nedir denmiş. Tabi bir denklem ve çok fazla bilinmeyen, yani 3 tane bilinmeyenimiz var. Dolayısıyla bu özel tipte bir denklem olması lazım. Ya bize istediğimizi direkt verecek şekilde düzenlenebilir olmalı ya da başka özel bazı şeyler olmalı. Burada mesela 3 tane negatif olmayan sayıyı görüyoruz. Bir tanesi mutlak değer, bir tanesi köklü ifade ve kök derecesi çift, bir tanesi de dördüncü kuvvet. Dolayısıyla bu ifadelerin her birinin tek tek sıfıra eşit olması lazım. Buradan yola çıkarsak x değeri 2 bölü 3, y değeri 8. Y değeri 8 bulunduktan sonra 10 eksi z değeri 0 olacağından z değeri de direkt olarak 10 olarak elde edilir. İstenilen y ile z'nin toplanıp x'e bölünmesiydi. Burada gerekli işlemi yaparsak ifade 18 çarpı 3 bölü 2'ye, o da 27'ye dönüşmekte. Ali Bey 234 bin liralık mirasını yaşları farklı 3 çocuğu arasında küçükten büyüğe 2, 3, 4 ile doğru orantılı olarak dağıtılmasını vasiyet etmiştir. Mirası yanlışlıkla doğru orantı yerine ters orantılı olarak dağıtılması durumunda bir çocuğun alacağı para en çok kaç bin TL fark eder diye sorulmuş. Normalde olması gereken çocuklara A, B ve C dersek ilk durumda 2K, 3K ve 4K olarak paranın dağıtılması. Burada toplam para 9K 234 lira ve K buradan 26 bin lira olarak elde ediliyor.
Birinci durumu şuraya özetleyelim. Birinci durumda o zaman alınacak paralar 52, 78 ve 104 bin lira olacak şekilde olmalı. Fakat bunlar yanlış dağıtıldığı için bunlar ters orantılı olarak yeni orantı sabitimiz K üssü olsun. K üssü bölü 2, K üssü bölü 3, K üssü bölü 4. Bunları topladığımız zaman tekrar 234'ü bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla gerekli işlemleri yaparsak 13K üssü bölü 12, 234 olacak. Buradan da önce K üssünü daha sonra da alınması gereken paraları bulduğumuzda alınacak paralar 108, 72 ve 54 olarak 54 bin olarak bulunacak. Şimdi burada en çok kaç bin TL fark eder diyor. Aradaki farklara bakarsak burada 56, burada 6, burada da 50 bin lira fark var. Dolayısıyla fark en çok 56 bin lira olmak zorunda. X ve Y reel sayılar olmak üzere X ve Y'nin oranı kökü olarak verilmiş. Buna göre aşağıdaki önermelerin doğruluğuna bakalım. Y tam sayısı X de tam sayıdır demiş. Burada X eşittir kök 2 çarpı Y ve Y'nin sadece reel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Y'nin tam sayı olması durumunda kök 2 ile çarpılacağı için X'in de muhtemelen irrasyonel bir sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birinci önerme yanlış. X ve Y zıt işaretlidir diyor. Bunu direkt söyleyebiliriz. Oranlar kök 2 olduğuna göre bunların işaretlerinin aynı olması lazım. Yani x de aynı anda eksi, x de aynı anda artı olması lazım. Zıt işaret olması da yanlış. X kare sayısı çifttir diyor. X sayısı kök 2 çarpı y idi. Buradan x kare sayısı her ne kadar 2y kare görünüp çift gibi görünse de mesela y sayısını 6. dereceden kök 7 olarak düşünelim. Maalesef x kareyi tam sayı olarak bulamayacağımız için tekliği çiftliğini bile söyleyemeyiz. Y küp sayısı pozitiftir diyor. Burada da yine y küp sayısı bunun pozitif olduğunu söylemek için y'nin artı olduğunu söylememiz gerekir. Bunu da tekrar söyleyemeyiz çünkü x ve y'nin aynı işaretli olduğu dışında başka bir şeyden kesinlikle emin olamıyoruz. X negatifse y de negatif olmak zorunda. Dolayısıyla pozitiftir kesinlikle y küp için diyemeyiz. Dolayısıyla bu ifadelerden hiçbiri kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Kare ile Duru'nun arasında bulunduğu 6 kişilik bir sırada en çok kaç durumda Duru sıranın başına Kayra'dan daha yakındır denmiş. Şöyle düşünelim. Burası sıranın başı olsun. İstenen şey Duru'nun sıranın başına Kayra'dan daha yakın olması. Bunları bu şekilde yerleştirdik. Şimdi şöyle düşünelim. Bu soruyu pek çok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela önce Duru'yu Kayra'nın sol tarafına yerleştirelim. Elimizde 4 kişi daha var. 1, 2, 3 ve 4 olsun. Elimizde ilk kişiyi yerleştirebileceğimiz bu 3 nokta var. Dolayısıyla birinci iş 3 şekilde yapılabiliyor. İkinci iş mesela 1 numaralı kişiyi buraya koyalım. Bundan sonra şu anda görülen üzere seçenek sayısı azalmayacak. Çünkü 1'in sağı ve solu olmak üzere 2 tane yerimiz olmuş oldu. Dolayısıyla ikinci iş 4 şekilde, benzer şekilde üçüncü iş 5 şekilde ve son iş 6 şekilde olmak üzere yapılabilir. Bu işler beraber çarpma ilkesine göre bunların çarpımı olan 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6, 12 çarpı 30 bu da 360 şekilde olabilir. Bu soruyu şöyle düşünebiliriz. Duru ve Kayra'nın birbirine göre bir üstünlüğü olmadığı için önce 6 kişi vardı elimizde. Bu 6 kişiyi toplam 6 faktöriyel yani 720 şekilde sıralayabildiğimizi biliyoruz. Duru ve Kayra'nın birbirine göre üstünlüğü olmadığına göre bunların birinin diğerinin önünde olduğu durum sayısı ile tam tersi olan durum sayılarının eşit olması lazım. Dolayısıyla bu 720 sıralamanın tam olarak yarısında yani 360'ında Duru Kayra'dan daha öndedir diyebiliriz. Son olarak bu soruya şöyle bir çözüm önerelim. Duru ve Kayra'ya aralarında sıralama olmadığı için aynı sembolleri verelim. Elimizde 1, 2, 3, 4 ve 2 tane de sıralaması olmayan 2 tane nesne olarak düşünürsek elimizde 6 tane nesne var. Bunların 2 tanesi aynı. Yani bunların arasındaki sıralamanın bir anlamı yok. Çünkü belirli bir sırada yerleşiyorlar. Dolayısıyla tekrar permütasyon gibi düşünüp o şekilde işlemi de tamamlarsak bunu 360 olarak tekrar bulduğumuzu söyleyebiliriz. K kentinden L kentine 60 ile gidip 90 ile gelen bir aracın ortalama hızı ne kadardır diye sorulmuş. Ortalama hızı V ortalamayla gösterelim. Bunun toplam yol
böyle toplam zaman olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işte bu şekilde başlayalım. Bize bir yol lazım. Dolayısıyla K yol, L yolunu çizdik. Mesafe x olsun. Toplam yolumuz gidiş ve dönüşte alacağımız 2x kadarlık mesafeye giderken hızımız belli 60'ta. Dolayısıyla süre x bölü 60. Aynı şekilde x bölü 90'da dönüş süresi olacak. Dolayısıyla burada işlemi yaparsak pay kısmı 2x. Aşağıda payda eşitleyelim. Payda eşitlemeden sonra 5x bölü 180 elde ediliyor. Son olarak da bölme işlemini yaparsak 360 bölü 5'ten cevabı 72 olarak bulabiliriz. Üstel ifade 1'e eşit olarak verilmiş. Buna göre bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır deniyor. Biz biliyoruz ki a üzeri b ifadesi 1'e eşitse 3 tane durum var. Bunları söylemek gerekirse a 1 olabilir. A herhangi bir sayı olabilir ama 0 olmasın. B 0 olsun aynı anda diyebiliriz. Son durumumuzda a'nın eksi 1 olduğu durumda b'nin de çift tam sayı olduğunu söylersek durum sağlanmış oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak x kare eksi 9'u 0'a eşitlediğimiz anda x eksi 8'in de 0 olmamasına bakalım. Buradan x değeri artı eksi 3 olarak bulunuyor. Bu iki değerin de bu ifadeyi sıfırlamadığı bilindiğine göre çözüm kümemize bunları alabiliriz. Eksi 3'e 3 girmiş oldu. Sonra x eksi 8 ifadesini 1'e eşitleyelim. Burada kuvvetle ilgili bir koşul yok. X değeri 9 oluyor. 9 da çözüm kümemize girdi. Son olarak x eksi 8 ifadesi eksi 1 iken aynı zamanda x kare eksi 9'un çift olup olmadığını kontrol edelim. Buraya bir soru işareti çünkü bilmiyoruz. Buradan x değeri 7 yapıyor. X değerini 7 olarak bulduktan sonra 49 eksi 9 sayısının çift olduğunu da bulduğumuz için dolayısıyla x değeri 7 ile çözümü alabiliriz. Çözüm kümemiz eksi 3 artı 3, 9 ve 7'den oluşuyor. Bu değerlerin toplamları eksi 3'ler sıfırladıktan sonra 16 olarak bulunur. Kutu grafiği verilen veriler için çeyrekler açıklığını sormuş. Şimdi bu kutu grafiği neye denk geliyordu onu söyleyelim. Burası minimum değer. Burası maksimum değer. Burası üst çeyrek. Burası alt çeyrek. Ve bu çizginin anlamı da medyanı gösteriyordu. Bizden istenilen çeyrekler açıklığı nedir deniyor. Çeyrekler açıklığı biliyoruz ki alt çeyrekle üst çeyrek arasındaki farklı. Dolayısıyla çeyrekler açıklığını 12 eksi 6'dan 6 olarak buluruz. Bir futbol turnuvasında katılan A, B, C, D, E, F, G, H takımlarının tek maçta eleme usulüne göre karşılaşmaları ve yapılan maçların bazılarından bilgiler verilmiş. Buna göre şampiyon kimlerle karşılaşmış olabilir? Hemen yerleştirmeye başlayalım. Birinci turda B ile C, B'nin karşısında C'yi, E'nin karşısında da G'yi koyduk. D ile H karşılaşmış. Yine birinci turda D'nin karşısına H'ı koyduk ve H'ın karşısına D'yi koyduk. Şimdi geri kalan kim oldu? Bu durumda geri kalan A ile F'nin olması lazım. Demek ki bunlar birinci turda kendi aralarında maç yapıyorlar. Oradan başlayarak devam edelim. Diyelim ki buraya F gelecek. Buraya da A gelecek. Şimdi burada ikinci turda E ve C karşılaşmıştır diyor. O zaman ilk turda E ile G maç yapmıştı. G'nin o zaman elenmiş olması gerekiyor. A zaten F'yi yenmesi lazım şampiyon olması için. Onun dışında bir sonraki turda E ile C'nin karşılaştığını söylüyor. Dolayısıyla B'nin de C'ye karşı kaybetmesi gerekiyor. Tabi burada H ile D arasında D'nin bir maç oynadığını söyledikten sonra D de bu turdan sonra başka maç yapmadığına göre elenmiş oluyor. Ve geriye kalan takımlar CH, A ve E takımları oluyor. İkinci turda E ve C karşılaşmıştır diyor. Dolayısıyla bu ikisi karşılaştığına göre o zaman geriye A ve H'ın karşılaşması gerekir. Sonra E iki maç oynamıştır demişti. Dolayısıyla E burada C'ye kaybetmiş olması gerekiyor. A zaten burada galip olması gerekiyordu. O zaman final maçını A ve C yapar. Tekrar A bunu kazanarak şampiyon olur. Şu ana kadar A'ya bakarsak C ile oynamış oldu, H ile oynamış oldu ve ilk turda da F ile oynamış oldu.
Dolayısıyla FCH takımlarıyla birer maç yaptığını söyleyebiliriz. Fibonacci sayı dizisinde her sayı dizisi kendisinden önceki iki sayının toplamına eşittir diyerek ana mantık anlatılmış. Ondan sonra da sayısal bir örnek üzerinde ifade verilmiş. Bizden istenilen 1 ve 1 ile başlayan Fibonacci dizisinin 6. terimi nedir? Şimdi tanıma göre bir sonraki terim bunların toplamları olacak. Yani 1 artı 1'den 2. Bir sonraki terim bu iki ifadenin toplamı olacak. 3. Bir sonraki terim bu iki ifadenin toplamı olacak. 5. Bir sonraki terim bu iki ifadenin toplamı olacak. 8. Bu şekilde dizi ilerliyor. Bizden istenilen 6. terim de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. terim 8 ile son bulur. Verilen fonksiyon grafiği y eksenine göre simetriktir denmiş. Y eksenine göre simetrikse bunun anlamı f fonksiyonunun çift olması gerekiyor. Çift fonksiyon olacak. Örneğin x kare gibi veya örneğin kosinüs x fonksiyonu gibi bu fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrikti. Şimdi fonksiyonlar tek veya çift olarak nitelendirilirken önce tanım kümelerine bakmak gerekir. Bu tanım kümeleri simetrik aralıklar olmalı. Dolayısıyla biz burada başlangıçtan p'yi 2 olarak elde ederiz. Sonra çift fonksiyonlarda tek dereceli terimlere müsaade verilmiyordu. Dolayısıyla buradan m'nin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya bakalım. Burada bir sabit terim var. Çift fonksiyonlarda sabit terim olabilir. Dolayısıyla p için bir şey diyemeyeceğiz buraya bakarak ama zaten biz p'yi daha sonun başında 2 olarak söylemiştik. Şimdi fonksiyonu temize geçelim. Fonksiyon eksi 2, 2 kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış ve kural olarak da x'i m'ye 1 olarak bulduğumuza göre 6x kare, p'yi de 2 olarak bulduğumuza göre eksi 1 ile eşleştiren kurala sahip. Buna göre f içerisinde m değeri yani 1 değeri kaçtır diye sorulmuş. M'yi yani 1 yerine yazarsak sorunun cevabını 5 olarak elde ederiz. Eşitsizlikleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki mutlak değerli ifadenin açılımı nedir diye sorulmuş. Burada şimdi işaretlere bakalım. Eğer x kare ile y'nin çarpımı negatifse x kare 0 olmadığı her durumda artı oluyordu. Dolayısıyla buradan y'nin işaretinin eksi olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin işaretinin eksi olduğunu biliyoruz. Biz bunu x sayısıyla topladığımız zaman pozitif sonuç verdiğine göre x sayısının mutlak surette pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geri dönelim. Mutlak değer x artı mutlak değer y eksi x ekseni mutlak değeri olarak verilmiş işaretlerini bulalım. X artıydı, y eksiydi. X eksi y ifadesi artı bir sayıdan eksi bir sayı çıkarılacağı için artı olacak. İşaretleri yukarıya yazdıktan sonra bunlarla çarparak çıkartıyorduk. Normal x olarak çıktı, eksi y olarak çıktı. İfade artı olarak çıkacak. Başındaki eksiyi de attığımız zaman eksi x artı y olarak elde edilecek ve bu ifade de sonuç olarak bize sıfırı verecek. Verilen grafik için f bileşke f1 artı f-1 7 nedir diye sorulmuş. Şimdi bu fonksiyon için okuyabildiğimiz ikilileri önce koordinatları şöyle bir işaretleyelim. Sonra bunları ikililer olarak yazalım. Mesela eksi 3'e 0, eksi 1'e 2, 0'a 3 ve son olarak da 4'ü 7'yi okuyabiliyoruz. Şimdi bu ifade y eşittir fx artı 2'de yazılacağı için x'e 2 ekleyerek temize geçeceğiz. Demek ki f eksi 1 değeri 0 olacak. Y'ye dokunmadık. Demek ki f1 değeri 2 olacak. Demek ki f2 değeri 3 olacak. Ve son olarak 5, 4'ü yerine yazdığımız zaman f6 değeri de 7 olarak elde edilecek. Şimdi geri dönelim. Ne istenmişti? F bileşke f1. F içerisinde f1 olarak tanımlanıyor. Artı f eksi 1 7'yi de yazalım. Şimdi f eksi 1 7'den başlayalım. F eksi 1 7 gördüğümüz gibi bu yer değiştirildiği zaman elde ediliyor. Dolayısıyla bunun 6 olduğunu yazabiliriz. Önce f1'i yazalım. F1 değeri 2. Son olarak da f2 değerinin 3 olduğunu yazalım. Dolayısıyla bizim istediğimiz 3 artı 6 olup 9 olarak bulunur. Dolara %20 faiz veren bir banka TL'ye yıllık %180 faiz vermektedir. Yıl sonunda parasının bu şeyi iki şekilde herhangi bir şekilde değerlendirenin kazancı aynıysa dolar TL karşısında bir yılda yüzde kaç değer kazanmıştır diyor. Şöyle yapalım. Sene başında 100 dolarımız ve 100 liramız olsun ve bunlar da birbirlerine eşit olsun. Sene sonundaki duruma bakalım.
Sene başında 100 dolar olan dolar miktarı %20 faiz aldığına göre 120 dolar olmalı. 100 TL olan paramız ise %80 faiz kazandığı zaman 180 TL oluyor. Şimdi son durumda 120 doların 180 TL olması lazım. Buradan şu sonuca varıyoruz. 1 dolar her iki tarafı 120'ye bölersek 1,5 TL olmuş oluyor. Dolayısıyla sene başında 1'e 1 olan oran sene sonunda 1'e 1,5 oluyor. Demek ki 1'de 0,5'lik bir artış var. O zaman %50'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Denkleminin köklerinden birer fazlasını kök kabul eden ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bir kere bu denklemin köklerinin x1 artı x2 ifadesi kökleri x1 x2 dediğimiz zaman 4 çarpımlarının da 2 olduğunu yazalım. Şimdi yeni denklemin kökleri y1 olsun ve y2 olsun. Bizden istediği eski denklemin köklerinin birer fazlası olması. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliriz. Buradan yeni denklemin köklerinin toplamının önceki kökler toplamından iki fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bize bunların çarpımları lazım. Dolayısıyla bunları bir de çarpalım taraf tarafa. Çarptığımız zaman yukarıdaki iki ifadeyi x1 x2 artı x1 artı x2 artı 1 olarak elde ediliyor. Bunları sayısal olarak da hesaplayalım. Kökler toplamı şu doğaldı. 4 artı 2'den 6 kökler çarpımı yeni köklerin çarpımı. Bu kısım 2 idi. Unutmamak için buraya yazalım. 2, 4 ve 1'in toplamı 6, 7 olacak. Biz biliyoruz ki denklem yeni denklem x kare eksi tx artı ç eşittir 0. T toplam ve ç çarpım olmak üzere yazılıyordu. Dolayısıyla toplam 6 olduğu için ve çarpım 7 olduğu için son hal olarak bu şekilde elde edebiliriz. Px bir polinom olmak üzere verilen ifadeye göre pa artı b kaçtır denmiş. Şimdi burada dikkatli bakarsak polinomda x yerine x üzeri 5 yazılmış. Px polinomunda aşağıdaki polinom elde edilirken bunun anlamı şu. Ben x gördüğüm yere x üzeri 5'leri yazarak elde edeceksem bütün kuvvetlerin 5 ve 5'in katları olacak şekilde olması lazım. Dolayısıyla x üzeri 10 olabilir. X üzeri 7'ye izin yok. X üzeri 6'ya izin yok. X üzeri 5 olabilir. Sabitlerinde zaten bir sıkıntımız yok. Buradan a'nın 2, b'nin de eksi 3 olduğunu söyleyerek polinomu tekrar temize geçelim. Px üzeri 5 ifadesi 2x üzeri 10. A'ya 2 demiştik. Zaten bu terim birbirini götürdükten sonra b'li terim de düştükten sonra sıradaki terim 2x üzeri 5. A ve b'nin yerine yazılmasıyla sabit burada hesabımızı yapalım. Eksi 2 artı eksi 3 olacak. Dolayısıyla sabit terim de eksi 5 olarak elde ediliyor. Bizden istediği PA artı B. PA artı B ifadesi A artı B'yi de buraya yazalım. Eksi 1'di. Demek ki bizden P eksi 1'i istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Biz PX polinomunu öncelikle bulabiliriz. PX polinomunu bulmak için de bunun kuvvetlerinin geriye dönüşünü düşüneceğiz. Dolayısıyla bu şekilde elde edebiliriz. Çünkü x üzeri 5 yazdığımız zaman x üzeri 10 elde etmek için elimizde x kare olması gerekiyor. Benzer mantıkla da x üzeri 5 yazılmışsa bunlar arasındaki geçişte böyle yapabiliriz. Buradan p eksi 1'in 2 çarpı 1 eksi 1'in karesinden 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 ve eksi 5 olarak eksi 5 olarak sonuç olarak elde edildiğini söyleyebiliriz. Bir havuzda bulunan A ve B muslukları için grafikler verilmiş. B musluğu tabanda bulunup boşaltıyor. A musluğu ise tepede bulunup havuzu doldurmakta. A musluğu 4 saatte dolduruyor. B musluğu 6 saatte boşaltıyor. Buna göre bu iki musluk beraber açılırsa havuza dolana kadar ki hacmin süreye bağlı değişimi grafik olarak nasıl elde edilir denmiş. Şimdi şöyle söyleyelim. A musluğu 4 saatte dolduruyor. B musluğu 6 saatte boşaltıyor. A musluğu daha fazla birim iş yaptığına göre o zaman bu havuz dolacaktır. Boşken iki musluk beraber açılırsa. Bunu da 1 saat üzerinden düşünelim. 1 bölü 4'ü dolduruluyor A tarafından. 1 bölü 6'sı B tarafından boşaltılıyor. T süre çalıştırdığımız zaman doldurduğumuzu ve işin bittiği için 1 eşitlediğimizi düşünelim. Sonra gerekli payda eşitleme işlemleri yaparken
yapıldığında t bölü 12 eşittir. Birden t'nin 12 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu havuz boşken doldurulmaya başlanacak ve tam olarak 12 saat sonra doldurulmuş olacak. Bunu da şıklarda E şıkkında görüyoruz. Bir telin bir ucundan önce 1 bölü 5'i sonra kalan telin yarısı diğer kısmından kesiliyormuş. Şöyle yapalım. Telimiz 5x olsun. Orta noktası şu anda 2,5x'te. Bunun x'lik kısmı kesilsin. Şu anda elimizde kalan kısım 4x oldu. Sonra diğer ucundan kalan kısmın yarısı kesiliyor diyor. Diğer ucundan kalan kısmın yarısı kesildiği zaman o zaman burası 2x'ti. Burası da kesilmiş oldu. Dolayısıyla kalan kısım şu anda sadece burası kadar. Ve diyor ki bu kısım bu durumda orta nokta diyor. Şimdi bakalım orta nokta şu anda nereye gitti? Şu anda burası x kadar oldu. Burası da x kadar oldu. En baştakine göre bakalım. En baştaki 2,5x'teydi. Şu andaki başlangıç olarak 3x'te. Bu kısmı düşünürsek başlangıç olarak. Dolayısıyla 0,5x'lik bir kayma oldu. Bunun 48 olduğunu biliyoruz. Buradan x'in 96. İlk baştaki telin uzunluğunda 5x olduğunu bildiğimiz için 5 çarpı 96'dan 480 olarak boyu bulabiliriz. Yaş üzümün kilosunu 9 liradan alan bir kişi elinde kalan kısmı kurulumadan dolayı tabii eline kalan diyor. 12 liraya satarsa zarar etmediğine göre üzüm kuruyunca ağırlığının ne kadarını kaybeder demiş. Şöyle düşünelim. İlk önce tam olarak 1 kilo almış olalım. Biz yaş üzüm 1 kg aldık. Ve maliyeti bize 9 TL. Tabii TL sembolü bu şekilde. Ondan sonra elimizdeki kayıp sebebiyle biz 1 kilosunu satış olarak 12 liraya satıyoruz ve zarar elde etmiyoruz. Yani bu bizim ne kâr ne zarar durumuna getiriyor. Dolayısıyla şöyle bir orantı kurabiliriz. 1 kilogramı 12 lira ise kaç kilosu bize zarar elde etmemesi için 9 lirayı verecek. Orantıyı kurduğumuzda buradan 9 bölü 12 gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 3 bölü 4 yani 0,75 kilo olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 1 kilodan 0,75'e indiğimize göre 0,25 tabi bu 1 kiloda 0,25 olduğu için %25 olarak azalmaya denk gelir. Haluk Vedat'a 1, 2, 3 rakamlarından istediği rakamı istediği kadar kullanılarak 3 basamaklı bir sayı tutmasını istiyor. Vedat ise tuttuğu sayıdan en az 2 basamağın aynı olduğunu ipucu olarak Haluk'a söylüyor. Buna göre Haluk'un tek tahmininde Vedat'ın tuttuğu sayıyı bilme olasılığı nedir denmiş. Şimdi biz bir olayın olasılığını nasıl buluyorduk? Önce onu hatırlayalım. Olasılık istenen durumlar bölü tüm durumlar olacak. Tabi burada istenen durumlar bir tane. Çünkü tutulan sayı bir adet. Tüm durumlara bir bakalım. Şimdi burada ipucu önemli. Ne demiştik? En az iki basamağının aynı olduğunu söylüyor. Yani o zaman şöyle düşünelim. Eğer bu verilmemiş olsaydı 1, 2, 3 rakamlarından istediğini istediği yere yazabileceği için çarpma ilkesine göre normalde 27 tane tüm durum oluşması gerekiyordu. Fakat bunların içerisinde rakamları farklı olanlar demek ki yok. Bu ipucundan bunu anlıyoruz. Bu rakamlarının farklı olanların tamamının farklı olanlarının bulunmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla rakamları farklı kaç tane vardır sorusunun cevabı. Birer azalttığımız durumda 3, 2 ve 1. Dolayısıyla bu 6 şekilde gerçekleşiyor. Demek ki bizim 27 durumumuzun 6 tanesi verilen ipucuyla elenmiş oldu. Dolayısıyla tüm durumlar şu anda 21 tane. Bunu da yerine yazdığımız zaman sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Taralı bölgeyi ifade edecek eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz bunları önce doğru denklemi gibi düşünüp daha sonra eşitsizliğe dönüştürelim. Mesela bu iki noktadan geçen doğrunun denklemini önce düşünelim. Biz bunu x bölü x kestiği yer, y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1 olarak yazıyorduk. Şimdi eşittiri koymayalım. Diyelim ki bu sıfıra sıfır sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bu doğrunun alt tarafı tarandığına göre dolayısıyla sıfıra sıfırın bu denk eşitsizliği sağlaması gerekiyor.
Peki bunu yerine yazdığımız zaman ne elde ederiz? Düşünelim. Sol tarafta 0 olur. 1 olacak. Sağ tarafta doğru olmasını istediğimiz için eşitsizliği bu yöne yerleştireceğiz. Ayrıca doğrunun sürekli olarak çizildiğini, yani tırtıklı nokta nokta olarak çizilmediği için eşitliği de buraya yazalım. Gerekli genişletmeyi yaparsak ilk eşitsizlik x artı y küçük eşittir 6 olarak yazılabilir. Tabii bunun farklı yazılım şekilleri de olabilir. Eşitsizlikte bütün ifadeler bir tarafa toplanmış da olabilir. İkincisine bakalım. İkincisi de aynı mantıkla x bölü 8, x'i kestiği yer, y bölü 4, y'yi kestiği yer, 1'i yazdık. Bu eksenleri kestiği bilinen doğru denklemin en kısa versiyonu. Bu sefer tırtıklı çizildiği için, yani kesikli çizildiği için eşitsizlik olacak. Yani ya büyüktür ya da küçüktür. Buna göre de bu doğrunun üst tarafı taranmış, görülen şekilde o. Dolayısıyla sıfırı sıfırın sağlamaması lazım. Şimdi düşünelim. Sıfıra sıfırı yazarsak ne olacak diye. Sıfıra sıfırı yazarsak sol tarafta sıfır elde ediliyor. Sağ tarafta bir elde ediliyor. Sağlamaması gerektiğine göre büyüktür sembolünün olması gerekiyor. Ve ayrıca eşitsizlik burada eşitlik durumunu içermeyecek demiştik. Dolayısıyla ikinci ifadeyi de genişletirsek ikinci eşitsizliğimizde x artı 2y büyüktür 8 olarak elde edilir. Şimdi normalde bu ikisi bize hangi bölgeyi verir? Bize bu bölgeyi de vermesi lazım. Çünkü iki doğrunun arasındaki bölgenin taranması gerekiyor. Peki bize sol taraftaki bölge verilmediğine göre, sağ taraftaki bölge verildiğine göre buna bir koşul daha ekleyeceğiz. Bu da x'in sıfırdan büyük olması. Bakıyoruz x ekseni çıkarılmış mı? X ekseni üzerinde herhangi bir oyalama, karalama yapılmadığı için, yani kesikli çizgi görülmediği için büyük eşittir sıfırı yazabiliriz. Bu da bizim için A seçeneğinin doğru olduğu anlamına gelir. Şekilde öncelikli olarak eşitkenarları yerleştirdik. İkizkenar üçgenler çıkmış oldu. Şöyle yapalım. Önce 34 dereceyi burada yerleştirelim. Sonra bu açıya A açısı demişsek bu açıya artı 34 derece olarak bulunur. Şimdi denklemlerimizi yazalım. İlk önce MBZ üçgenine bakalım. MBZ üçgeninde elimizde 2A, 1 adet Y, 2 tane 34 yani 68, 180 yapıyor. Şimdi devam edelim TZB üçgenine. TZB üçgeninde ise 3 tane 34, 102 yapar. 1 adet A, 1 adet X, 102'yi zaten söylemiştik. Toplamları 180 yapıyor. Bizden istenilen x ve y arasındaki bağıntı olduğu için 2 numaralı denklemi eksi 2 ile çarpıp birinciye ekleyelim. Bu sayede a'dan kurtulmuş olalım. Eğer bunu yaparsak elde edeceğimiz denklem y eksi 2x artı 68 eksi 204 eşittir. Sağ tarafların toplanmasıyla eksi 180 olacak. Buradan düzenlemeyi yaparsak y'yi 2x eksi 44 olarak bulabiliriz. Şekilde verilen kare ve düzgün sekizgen için BT açısı nedir diye sorulmuş. Bir kere biliyoruz ki bir dış açı düzgün çokgenlerde 360'ın kenar sayısını bölümüyle elde ediliyordu. Dolayısıyla burada sekizgen için dış açıyı önce 45, dolayısıyla buradan da iç açıyı 135 derece olarak elde edebiliriz. Yani bizim unutmamak için şuraya yazacağımız açı 135 derece. İşte kareye geri dönelim. Karede bu açı 90 derece. Dolayısıyla içte kalan açı 135'ten düştüğümüz zaman 45 derece olarak elde edilir. Ayrıca karenin kenarları eşit. Tabii biz bunu MZ kenarından KM kenarına geçirip yazarsak KMT ikizkenar üçgen olarak elde ediliyor. Dolayısıyla biz bu taban açılarına x'e x diyelim. Bu açı 90 derece. Bu açı da bize sorulan açı. Tabii şu anda onun 90 eksi x olduğunu da bulmuş olduk. Önce x'i sonra 90 eksi x'i bulalım. İkizkenar üçgene geri döndük. Toplamları açıların 180 dereceydi. Buradan 135 bölü 2 yani 67,5 olarak x'i bulduk. Tabii bize sorulan x değil. Bunun için işlemimize devam ediyoruz. 90'dan da 67,5'u çıkararak aranın açıyı 22,5 derece olarak elde ederiz. Şekilde verilen yamuk için verilen uzunluklara göre alanı bulunuz denmiş. Şöyle yapalım. Biz bu ikizkenar yamuğu birkaç farklı şekilde düşünüp alanını bulabiliriz. Bunlardan tabii kenar uzunluklarına da baktıktan sonra paralel çizmeyi bir deneyelim.
verilen kenar ZM kenarına paralel olsun. 4'ü aşağıya aldık. 8'den geriye tekrar 4 kaldı. Tabii ki bu paralel kenar oluştuğu için tekrar BG uzunluğunda 4 olarak söyledik. Şimdi şöyle yapalım. Elimizde bir adet eşkenar üçgen var. Bunun alanı da bize lazım olacak. Hemen bulalım. Bir kenarın karesi köküçle çarpılıp 4'e bölünüyordu. Dolayısıyla eşkenar üçgenin karesinin 4 köküçü olduğunu söyleyebiliriz. Sonra alan karşılaştırması yapalım tabanlarla ilgili. Şimdi bu alan eğer A ise ki biz onun ne olduğunu bulduk. Paralel kenarda köşegeni çizdiğimiz zaman tabanlar aynı olduğu için bu alan da A olacak. Gördüğümüz gibi tabanlar aynı. Köşegen zaten paralel kenarın alanını ikiye eşit parçaya ayırıyordu. Dolayısıyla bizim istediğimiz A değeri 4 köküçken 3A değeri yani direkt olarak 12 köküçü olarak alanı bulabiliriz. MTBZ bir dikdörtgen MB köşegeni üzerinden katlandığında şekildeki MSB üçgeni elde ediliyormuş. MS 12, ZB 16 ise taralı alanlar toplamı ne kadardır diyor. Verilen uzunlukları yerleştirelim. MS 12 birim, ZB 16 birim. Şimdi katlama sonucunda eğer bu şekiller elde ediliyorsa bu uzunlukların aynı olması gerekir. Çünkü S noktası ve Z noktasının çakışması gerekiyor. Dolayısıyla ZM uzunluğu 12 olmuş oldu. Ayrıca bu açılar birbirine aynı. S'deki açı, Z'deki açı gibi 90 derece, T açısı da 90 derece. Dolayısıyla şu iki tane taranmış üçgeni karşılaştırdığımız zaman öncelikli olarak üçer açısı tutuyor, benzer. Sonra da bu açıların, köşeleri ters açıların, baktığı kenarların aynı olmasından dolayı bunların eş üçgenler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eş üçgenlerde eksik olan dik kenarlara aynı harfleri verelim. Karşı kenar 16 olduğuna göre MT kenarında 16 olması gerekiyor. Burası 16 eksi x olmuş oldu. Şimdi burada bir Pisagor yazarsak 12'nin karesiyle x'in karesinin toplamı 16 eksi x'in karesine eşit olacak. 16 eksi x'in karesini parantez karesi gibi açıp x kareleri taraf tarafa birbirinden çıkardıktan sonra birinci derece bir denklem elde edeceğiz. Bu elde ettiğimiz denklem bize x'i 7 bölü 2 olarak veriyor. Geriye dönelim. Üçgenler eş üçgenlerdi zaten ve bir tanesinin alanına A demişsek bizden 2A'yı istediğini biliyoruz. Ve A dediğimiz değer direkt dik kenarların çarpımından bölü 2 de var tabii ki. 6x olarak yani 6 çarpı 7 bölü 2 olarak elde ediliyor. Tabii bir de biz bunu daha sonradan 2 ile çarpacaktık. Onu şimdi yapalım. Tabii bu şu ifadenin 2 ile çarpılması demek. Dolayısıyla elde ettiğimiz istediğimiz alanı 42 olarak elde ederiz. Şekildeki MTBZ dikdörtgen verilen koordinatlara göre M noktasının koordinatları toplamı nedir diye sorulmuş. T noktasından hemen bu uzunluğun 6 birim. B noktasının koordinatlarından da dik indirdiğimiz zaman burası eksi 2'den geldiği için 2, yüksekliğine 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda dikten dikinen bir şekil var. Şu kısmı x diyelim. Yüksekliğin karesi Öklit'in dediğine göre ayırdığı taban parçalarının çarpımına eşit olacaktı. Buradan x değerini 2 olarak buluyoruz. Tabi bunu koordinata dönüştürürken dikkat edelim. Z noktasının koordinatları kolay olan y'yi başta 0 olarak yazalım. X değeri ise eksi 4 olacak. Şimdi paralel kenar özelliği olarak biz neyi biliyoruz? Karşılıklı olarak koordinatların toplamları yine karşılıklı köşelerde bulunan koordinatların toplamına eşit. Dolayısıyla M'ye x virgül y demişsek x değeriyle eksi 2'nin toplamı karşılıklı olan diğer x'lerin toplamı yani eksi 4 de artı 6'nın toplamına eşit olacak. Buradan x değerini 4 olarak buluyoruz. Aynı şekilde y'ler için de y ile 4'ün toplamını karşılıklı iki tane y'nin değeri de toplamı 0 olarak bulunuyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Y değeri de eksi 4 olarak bulunuyor. M noktasının koordinatlar toplamı artı 4 ve eksi 4'ü topladığımız için 0 olarak elde edilir. Şekilde MTZ bir dik üçgen verilen açılar ve uzunluklar var. Buna göre x, mk uzunluğu kaç birimdir olarak sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Çemberimizi eğer devam ettirirsek bu çember bu şekilde devam edecek. Ve yarıçapı bunun TZ arasındaki noktalar olduğu için 3 birim olacak. Dolayısıyla bu 4'ü 3 ve 1 olarak tekrar yazdık. Ayrıca başlangıç olarak
şekilde bir adet 3, 4, 5 üçgeni var. Dolayısıyla KZ'yi 5 eksi x olarak bulabiliriz. Şimdi bundan sonra çemberde kuvvet özelliği gereği biliyoruz ki dış noktadan çizilen bir kesende dıştaki parçayla uzunluğun tamamının çarpımı yine aynı şekilde dıştaki parçayla uzunluğun tamamının çarpımına eşit olacak. Dolayısıyla buradan x çarpı 5 ifadesi çemberin dışında kalan parça 1, çemberin diğer yarıçapı da hesap edersek sonuna kadar giden kesenin uzunluğu 7 birim oluyor. Dolayısıyla x'i 7 bölü 5 olarak yazabiliriz. MTBZ bir dikdörtgendir diyor. Verilen alanlar var. Buna göre ZST üçgeninin alanı kaç birim karedir denmiş. Şimdi şekle dikkatli bakarsak şekilde dikdörtgenden daha önce kullanacağımız bir adet yamuk var. Bu yamuğun sınırlarından geçelim. Biz biliyoruz ki bir yamuk çizildiği zaman köşegenleri varsa köşegenler alanı 4 parçaya ayırıyordu. Bunlardan yan kenarlar üzerine kurulan alanlar birbirleriyle eşit oluyordu. Dolayısıyla bu iki alana A diyebiliriz. Ayrıca paralel kenar özelliği olarak da bir paralel kenarda bir kenarın tamamı karşı kenarda da bir köşe kullanılmışsa oluşacak alan yani şu üçgenin alanı toplam alanın yarısı oluyordu. Tabii bu dikdörtgen olduğu zaman da değişmiyor. Çünkü dikdörtgen paralel kenarın özelliklerini taşıyordu. Dolayısıyla biz bu alana B diyelim şimdilik ve şunu söyleyelim. A artı 8 ifadesiyle geri kalan kısımda diğer yarısı olacağı için A artı B artı 6 ifadesi birbirine eşit. Buradan B'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya 2'yi yazalım. Sonra yamukta da genel dörtgenlerde de şöyle bir özellik biliyoruz. Genel dörtgen olarak söyleyelim ya illa yamuk olması gerekmiyor. Eğer bir dörtgen çizilmiş ve 4 tane alana şekil ayrılmışsa bunlardan karşılıklı olanlar çarpım olarak birbiriyle eşit oluyordu. Yani A ile C'nin çarpımı B ile D'nin çarpımına eşit oluyordu. Bunu hatırlarsak bu bize yamuğa geri döndüğümüzde A ile A'nın çarpımı yani A karenin 8 ile 2'nin çarpımına buradan da A'nın 4 olduğuna karar vermemizi sağlıyor. Bizden istediği alana bakalım. ZST istiyordu. ZST bize A artı B olarak görülüyor. Dolayısıyla A artı B 4 artı 2 olarak ve sonuç olarak 6 olarak elde edilir. Şekildeki daire dilimi kıvrılarak bir koni elde ediliyor ve koni ortasından kesiliyor. Yüksekliğinin yarısından olacak şekilde ve bir kesik koniye dönüştürülüyor. Son kısımdaki hacim ne olur diye sorulmuş. Şimdi daire dilimiyle başlayalım. Yarıçap 6 birim olduğuna göre TR yay uzunluğunu hemen bulalım. TR yay uzunluğu çevrenin 320 bölü 360 yani 1 bölü 3 olacak. 2 pi çarpı 1 bölü 3 çarpı R bize direkt olarak 4 pi olarak elde edilir. Şimdi bu kapandığı zaman taban dairesini oluşturacağı için taban dairesinin eğer yarıçapı R ise bunun 2 pi R olması gerekir. Buradan taban dairesinin yarıçapını 2 olarak elde ederiz. Sonra buraya çizelim bunu unutmamak için. Sonra yükseklik ve ana doğru arasındaki ilişkiye bakalım. Ana doğru kapatıldığı zaman hala 6. Dolayısıyla burada oluşacak dik üçgende ZH uzunluğuna H demişsek tamamına. H kare artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi olacak. Buradan 36, 4, 32 H'ı 4 kök 2 olarak buluruz. Şimdi şöyle yapalım. Bu koni kesilmeden önce tam bir parça olarak düşünülerek hacmini bulalım. Sonra da benzerlik oranı yüksekliğinin tam ortasından kesiliyor. Şöyle gösterirsek benzerlik oranı küçük koninin büyük koniye 1 bölü 2. Hacimlerin oranı da benzerlik oranının kübü olduğu için 1 bölü 8 olarak elde ediliyor. Yani söyleyeceğimiz şey burası V ise toplam 8V olduğu için aşağısı 7V. Bizim bulacağımız kısım da 7V'lik kısmı. Yani biz toplam hacmin 7 bölü 8'ini bulacağız. Dolayısıyla V kesik koni diyelim. 7 bölü 8'i başta yazalım. Sonra koninin hacmine geri dönelim. Koninin hacmi 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklikti. Yüksekliği de 4 kök 2 olarak bulmuştuk. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra kesik koninin hacmi 14 pi kök 3 14 pi kök 2 bölü 3 olarak bulunur.